Gelmişsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. İyi ki geldin Ozan. Gerçekten çok... Esra da orada. Memur Bey merhaba. Esra'nın kocası, eski kocası geldi. Öyle mi? Merhabalar. Ozan Korfalı ben. Ufak bir tatsızlık olmuş galiba Memur Bey. Nasıl yardımcı olabilirim? Buyurun bu taraftan. Esra! Gel kız! Kurtulduk! Ha, siz de gelin. Gel gel. Daltonlar. Ozan Bey. Ozan Bey. Ozan Bey, bir saniyenizi alabilir miyim? Ozan Bey, gerçekten tanıştığımıza çok memnun oldum. Telefon numaranızı da verdiniz, çok sağ olun. Sizi mutlaka arayacağım. Bakın, gerçekten çok çok iyi bir fikrim var. Tamam, uygun bir zamanda konuşuruz ha? Tamam. Vallahi uygulamanız muhteşem. Sürekli yalakalara bak ya, şu yalakalara bak. Ayrıca Ozan Bey, boşanmakta çok iyi yapmışsınız. Aynen öyle. Sen bir teşekkür etsene çocuğa. O kadar gelmiş şimdi, ayıp olmasın. Ya saçmalama. Hadi teşekkür. Hayır ya. Gidiyor bari, araba gidiyor. Ozan! Evet. Ah, teşekkür ederim. Geldiğin için. Önemli değil. Ama bir daha böyle şeyler için beni rahatsız etme. Bir dakika, bir dakika. Hey! Ne oluyor? Ne bu tavırlar falan? Bir kere ben seni rahatsız etmedim ki. Çünkü seni Zeyno aramış. Ayrıca sen benimle ilgili... Böyle garip garip saçma sapan söylentiler çıkarmasan ben o adamlarla kavga etmezdim. Karakollara düşmezdim. Zeyno da seni aramak zorunda kalmazdı. Anlamadım, bir dakika. Ne söylentisi? Sen daha iyi bilirsin ne söylentisi olduğunu. Yok senden boşandıktan sonra tazminat almışım. Hisselerin yarısını falan istiyormuşum. Ayıp be! Yakışıyor mu senin gibi adama bunlar? Ne söylentisi? Ben senin adını almıyorum, adını. Söylenti falan çıkartmadım. Varlığını unuttum ben senin. Anladın mı? Aklıma bile gelmiyorsun artık. Nasıl sen benim aklıma bile gelmiyorsun? Ben senin varlığını unutmuştum bu sabaha kadar. Çok güzel. Çıkma o zaman bir daha karşıma. Esra, benim zaten böyle şeyler ayıracak vaktim yok. Asıl benim böyle şeyler ayıracak vaktim. İyi. 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 İyi misin? Değilim iyi. İyi miyim sence? Şuna bak. Ya şuna teşekkür edeceğime hapse girerdim daha iyi. Kendini beğenmiş. Yok hiç aklına gelmiyormuşum da. Yok varlığımı unutmuş da. Patron bir sakin. Ya ne sakini? Musa ne? Ya tamam ne oluyor? 5 dakika uğrayacağız dedin. Kimdi o kız? Esra. Eski karım. Eski karın mı? Evliyken de bu kadar sinirli miydi? Hep böyleydi Musa. Hep. Hiç böyle değildi. Değildi vallahi. Bambaşka biri olmuş kızım sanki. Değil mi ya? Bir insan bu kadar değişir mi? Var ya eskiden heyecandan iki kelimeyi bir araya getiremezdi. Kız bir şey söyleyeceğim. Bu sana açılamamış da sen buna evlenelim demiştin ya. Ay demez olaydım, demez olaydım. Demez olaydım. Ama yani o gün başımıza gelmeyen kalmadı. Babam yine muhteşem projeleri yüzünden dükkanı yaptı. Üstüne hacizciler geldi. Annem fenalaştı. Kardeşim ödeyeceğiz ya, ödeyeceğiz ya. Ne oluyor öyle haciz maciz ya? Dur anneciğim. Anne bir su falan bir şey getirin, su getirsin anne. Ben ilgilenirim onunla. Getirin canım. Bir su iç. Annem bak her şeyin üstesine geldi. Bunu, hadi bir su iç, annem bir yudum su iç. Esra, sen bana diyorsun ya anne ben aşk evliliği yapacağım. Yapma. Bak ben babana aşık oldum. Çok aşık oldum, evlendim. Ne oldu halime bak. O çaba için ağacı dikti. Allah'ım keşke şöyle işi gücü olan bir adamla evlenseydim. Ozan. Efendim? Sen bana aşık mısın? Annen anneme öyle söylemiş, doğru mu? Aha. Okulun bitti mi? Bitti. İşe girdin mi? Girdim. Evlenelim o zaman. Ne çabuk unuttu o hallerini. Bir de şimdiki haline bak. Bir havalar, bir kasıla kasıla yürümeler. O eski Ozan yok artık karşısında. Eskiden var ya... Eskiden bir bakışı yeterdi benim kalbimin yerinden çıkması için. Bir. Patron sen zamanında fena tutulmuşsun. Ama yenge de güzel kızmış Allah için. Güzel, güzeldir. Çok güzeldir o. Zamanında mahallede ona aşık olmayan yoktu oğlum.
Ama o beni seçmişti. Mutluluğum kısa sürdü tabii. İstifa edip kendi işimi kurmaya karar verdiğimde Esra tamamen değişti. Ozan sen bana sormadan istifa mı ettin? Benim aklımda bir sürü proje var. Ama ben basit bir işte sıkışıp kaldım. Ozan sus. Sus. Sen şu an hani benim babam gibi konuşuyorsun. Ben sana ne olacağını söyleyeyim. Her sabah yeni bir umutla, yeni bir hevesle uyanacaksın. Sonra biriken borçlar, ödenmeyen kiralar, aidatlar, faturalar. Esra, olacak, sakin musun? Ol. Ne? Nasıl sakin olayım? Esra, sakin ol. Nasıl sakin olayım Ozan? Ben baban gibi değilim. Tamam? Bana güven. Ben bu aklımdakileri yaptığımda her şey çok daha güzel olacak. Olmadı tabii ki. Beyefendi işini kuracak diye benim çalışmadığım iş kalmadı. Şuna bak şuna. Bu bile o zaman oldu. Hay ben gidip hamburgercilerde çift var diye çalıştım ya. Ben maskot kılığına girip çocuklarla uğraştım. Tezgah açtım ya sokaklarda, yağmurda, çamurda, karda, kışta. Sırf o uygulamasını geliştirsin diye. Bu kadar yaşananlardan sonra aynı anneme dönmüştüm. Annem gibi olmuş. Oğlum o kadar çok yoruldum ki. Vallahi şuraya oturup ayaklarımı uzatıp televizyon izlemek istiyorum sadece. Görünce anlarsın zaten. Aa. Diğer evlerin ışıkları yanıyor. Ozan sen faturayı ödemedin mi? Ödeyecektim. Ödeyecektim ama param çıkışmadı. Yarın halledeceğim. Ozan yani zaten kirayı, faturaları, aidatı her şeyi ben ödüyorum. Sen sadece elektriği yatıracaktın. Esra yarın sunumum var. Eğer projemi kabul ederlerse avans alıp ödeyeceğim. Söz. Projeni kabul ederlerse avans verirlerse... Ozan artık düzgün bir işe gir. Ozan ben yoruldum, ben bıktım, ben bittim. Her şeyi ben yapıyorum Ozan. Ozan sen beni duyuyor musun? Ne yapıyorsun? Ozan nereye gidiyorsun? İnternet kafeye gidiyorum. Hayatım şarjı biterse her şey biter. Tamam hadi görüşürüz. Peki bütün bunlar yaşandıktan sonra ne oldu? Ha benim elimde ne var? Sıfır. Koca bir sıfır. Hiçbir şey yok. Ha gelip benden özür dileyeceğin yerde şu davranışlarına bak. Sert mi davrandın? Sen onun bana o zamanlar nasıl davrandığını görseydin. Esra. Esra. Hah. Kapının arkasında anahtar kalmış. Açamadım, sırsıklam oldum. Açsana kapıyı. Anahtarı ben koydum özellikle. Ne? Ozan bitti. Ne diyorsun Esra sen? Ne bitti? Hadi aç kapıyı konuşalım, hadi. Yok Ozan, konuşacak bir şey kalmadı. Ben bıktım bu parasızlıktan, bu sefaletten, senin hayallerinden bıktım. Esra dur. Biliyorum çok eziyet çektik ama çok az kaldı Esra, çok az kaldı. Azıcık daha sabredersek inan bana her şey çok güzel olacak Esra. Yok bitti. Ozan bitti. Ben boşanıyorum senden. Bavulumu koydum kapıya. Al lütfen çalma kapıyı. Ne boşanma? Esra. İnanmadı bana. Köpek yavrusu gibi koydu kapının önüne. Kendimi o kadar değersiz hissetmiştim ki. Ya kış günü eve haciz bile geldi ya. Sen gerçekten de yengeye tazminat hisse bir şey verdin mi? Hayır vermedim. Nafaka? Hayır. Yani vermek istedim. Ama kendi kabul etmedi. Esra! Esra! Ne olur bir daha düşün. Bak bunun dönüşü yok. Düşünecek bir şey yok Ozan, bitti. Esra! İyi günde kötü günde diye söz vermedik mi? Ha? İlk zorlukta pes mi edeceğiz? Yapma hadi. Esra ben sana çok aşık. Biliyorum sen de bana aşıksın. Ne aşkı ya Ozan, ne aşkı, aşk filan yok. Ben sana hiç aşık olmadım. Senden nafaka da istemiyorum. Bak sakın parayı bahane edip benim karşıma çıkma, tamam mı? Hayatımdan sessizce çık ve git. Bana hiç aşık olmamış. Sertmiş. Hiç sevmemiş beni. Ya ama yine de bir tazminat, nafaka bir şey versen iyi olurmuş sanki. Yani bu kadar zenginliğin içinde. Abi karım. Eski karım. Bana hiç aşık olmadığını söylemiş. Ne yapacaktım? Ha? Bir de nafaka mı vermeye çalışacaktım? Bir kere yaptığı uygulamanın fikrini bile ben verdim ona. Hadi be sen de. Ne hadi be? Evet.
Tabii. Biz bir gün ne oldu? Teyze açım ne arıyorduk işte bulamadık. Ondan sonra Ozan tamir etmeye çalışıyordu. Edemedi tabii ki. Ben de ona dedim ki eğer sen böyle bir uygulama yaparsan bir mahalledeki tesisatçıları falan çağırabiliriz dedim. Kardeşim sen vallahi bu mahallede harcanıyorsun bak. Yeminle. Sağ ol be kardeşim. Sen var ya anca dalganı geç. Zeyno! Ne oluyor be? Ne? Kızım Ozan beni böyle mi gördü yıllar sonra? Evet. Ya siz kusura bakmayın devam edin. Biraz zor bir gününde de bugün. Bir de evet diyor ya. Kızım sen nasıl bir arkadaşsın? İnsan bir şey yapar. Gelir bir saçımı başımı düzeltir. Açar bir iki allık sürer. Yani üstümde ayrıca garson kıyafetleri var benim. Ya kızım ben de bilmiyordum ki öyle telefonda hiç gelmeyecekmiş gibi falan konuştu yani. Ne bileyim. Ya. Dur bir dakika. Sen Ozan'a nasıl ulaştın? Yani nereden buldun ki numarasını? Eski numarasını aradım açtı. Nasıl yani? Vay. Vay 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 vay. Ozan'a bak sen. Demek eski hattını kapatmamış. Aramamı bekliyordu. Aramamı bekliyordu benim. Kesin aramamı bekliyordu. Aramasını mı bekliyordum? Ben aramasını bekliyordum. Yapma Musa Allah aşkına. Ya peki bir şey soracağım. Neden o hattı kapatmadın o zaman? Çünkü akrabalarda falan var oğlum. Yani. Hem bir dakika ya. Ben niye kapatıyormuşum? Ha? Sanki bir şey ispatlamaya çalışıyormuş gibi. Tamam abi öyle diyorsan öyledir. Bir dakika. Niye güldün? Yok gülmedim. Güldün. Abi bir şey yok. Var bir şey sende oğlum söyle. Ama bak kızmayacaksın ama sonra. Tamam oğlum kızmayacağım söyle. Bana sorarsan senin aklın hala yengede. Yenge deyip durma şuna Musa sen de Allah aşkına ya. Ben hafızamdan uzun süre önce silip attım onu. Zaten o Esra var ya. Benim hayatımın en büyük hatasıydı bak. En büyük. Ozan arıyor. Ne? Zeyno Ozan arıyor. Kız ne yapacaksın? Niye bana verdin? Aç şunu. Ben açamam. Sen aç. Kızım saçmalama. Sen saçmalama. Al sen konuş. Ben konuşmam. Bak kapatacak şimdi. Hayır ben açmayacağım. Sen kız, aç. Delirtme beni. Aç şu telefonu. Kapatacak şimdi. Tamam. Kapat. Tamam. Dur sakin ol. Açacağım ama öyle hemen açmayacağım. Aramasını bekliyormuşum. Meraklıyım. Kapatacak. Tamam açıyorum. Alo. Efendim. Merhaba Esra. Ozan ben. Aa. Ozan. Aa, sen miydin? Senin numaran yoktu ya. Ben çok şaşırdım sen arayınca. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bugün seninle görüşmek istiyorum. Kız ne dedin? Ben aslında şu an iş yerindeyim. Yani çok meşgulüm. İşlerim var benim. Bayağı işim var hatta. Müsait değilim. Konu neydi? Saat 3'te şirkete bekliyorum. Orada öğrenirsin konuyu. Ben sana konum atarım. Görüşürüz. Ne dedi? Görüşmek istiyormuş benimle. Ya! İsteyecek tabii. Tabii beni dün gördü, etkilendi bu garibim. Kıyamam ya. İnsan yani Esra'yı unutması kolay mı? Kolay değil. Beni unutmak kolay değil. Ya çok romantik. Ozan Bey, Esra Hanım geldi. Gelsin. Ne içersiniz? Ben çay alırım. Ozan Bey siz? Bir çay da ben alırım bunlar. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Otursana. Yani şirketin de ofisinde çok güzelmiş. Sağ ol. Ya bu arada dün sana düzgünce teşekkür etme fırsatım olmadı. Yani karakola geldiğin için. Öyle kapının önünde biz biraz tartışınca... Yani sen gelmesen mesele o kadar kolay kapanmazdı. Önemli değil. Ozan sen beni neden aradın? Ya sen beni arayınca ben bayağı şaşırdım aslında.
Ben dün seni öyle görünce biraz düşündüm. Dün keşke öyle görmeseydin. Efendim? Ha yok bir şey. Yok yok, sen devam et. Öyle. Neyse, ya. Neyse. Dediğim gibi ben dün seni öyle görünce biraz düşündüm. Geçmişi hatırladım ve avukatımla konuştum. Bunu imzalamanı istiyorum Esra. Bu ne ki? Bir taahhütname. Beni bir daha rahatsız etmeyeceğine, adımı hiçbir şekilde kullanmayacağına dair bir sözleşme. Eğer bunu imzalarsan... bu zarftaki para senin olacak. Ozan sen ne diyorsun? Neden şaşırdın ki? En baştan beri tek istediğim bu değil miydi? Tabii duydun şimdi zengin olduğumu. Dün o yüzden arattın Zeynep'i beni, değil mi? Hadi imzala ve al paranı. Ben zaten boşanırken sana nafaka ve tazminat verememiştim. Borçlu kalmayı da sevmem. Tek istediğim bunu alman. İmza at, para senin olsun Esra. Sen kendini ne sanıyorsun? Üç kuruş para kazandın diye beni aşağılayabileceğini mi zannettin? Al aptal paranı başına çal. Ben buraya gelirken en azından yaşadıklarım için benden düzgün bir şekilde özür dilersin sanmıştım. Ama gördüğüm kadarıyla değişen sadece dış görünüşün olmamış. Sen eskiden en azından iyi bir adamdın. Şimdi kötü biri olmuşsun. Ne var Esra? Hah, alo Ozan. Almadınız mı parayı? Bitmedim artık. Neredesin? Bir konuşmamız lazım. Sen şirkete gel. Oradan yönlendirirler seni. Ne konuşacaksak konuşalım. Tamam, geliyorum. Merhaba. Esra çıkmam lazım. Çok işim var. Ne konuşacaktın? Sen benim kabul etmediğim parayı abime neden veriyorsun? Esra şirkete geldin, zarfı yırttın, şovunu yaptın. Sonra da parayı alması için abini yolladın. Ben de verdim. Ben abimin geldiğini bilmiyordum. Abimin geldiğinden haberim bile yoktu. Her neyse, o ya da ben sonuçta senin verdiğin parayı almış bulunduk. Ya bunu yapıp seni iyi hissettirmeyi hiç istemezdim. Ama olan oldu. Hayır, sana parayı geri de veremiyorum çünkü abim alacaklılarına kaptırmış. Neyse. Bunlar senin derdin değil, seni ilgilendirmez. Sana söylememe gerek bile yok. Ben sana olan borcumu ödeyeceğim. Ya kabul edelim ki bu pek gerçekçi gözükmüyor Esra. Zaten bir önemi de yok. Ben senden bir şey istemiyorum. Ben sana olan borcumu ödeyeceğim. Bunu söylemek için geldim. İyi, söyledin işte. İyi, bir daha görüşmemize gerek kalmadı. İyi. Ozan, gitmeden sana son bir şey sormak istiyorum. Sen şirketin kuruluş tarihini neden değiştirdin?
Çünkü şirketi biz evlendiğimiz zaman kurmuştun ama aşağıda 14 Şubat 2019 yazıyor. Yani bizim boşandığımız gün. Çünkü Esra, senden ayrıldığım gün benim için her şey iyiye gitmeye başladı. Tam da o gün inanır mısın bu işleri buraya getiren yatırımcıyla tanıştım ben. Ve sen de beni aramaya tenezzül etmedin, öyle neden mi? Neden arayacakmışım ben seni? Çünkü neden? Bütün o süreçte ben vardım senin yanında. Sen uygulamanı kurup geliştirip onu satmaya çalışırken ben destek oldum. Destek sana mi oldun? Evet, destek sen oldum. Bana destek olduğunu mu zannediyorsun? Ha? Ben anlatayım sana. Ben nedense o günleri düşününce aklıma kendi evime giremediğim, sokaklarda kaldığım, benim telefonlarıma bile çıkmadığın geliyor. Ya neyin desteği ya? İnanamıyorum ya. Sen ayrılırken ne dediğini hatırlıyor ne musun demişim bana? Ne ha? demişim? Ne demişim? Dur ben sana hatırlatayım. Ben sana hiç aşık olmadım Ozan. Benimle görüşmek için parayı bahane etme. Hayatımdan sessizce çık ve git. Tam olarak böyle söyledin. Şimdi ben de sana tam olarak aynısını söylüyorum. Hayatımdan sessizce çık ve git Esra. Kapının yerini biliyorsun. Görürsün sen. Sen görürsün, sana bunu ödeteceğim. Sen görürsün. Neler yaşadım senin haberin bile yok be. Benden özür dileyeceğin yerde şu söylediklerine bak. Ozan Korfalı, Millennium Soft'ta yetenekli stajyerler arıyor. Diğer senelerden farklı olarak bu sene şirketimizin CEO'su Ozan Korfalı da mülakatlarda bize eşlik edecek. Ne? Nasıl yani, neden? Bana öyle bir bilgi verilmedi. Ay neden geliyor ki? Sonuçta koskoca CEO, ne işi var burada? Ne yapıyorsun siz? Hayır ama çok saçma değil mi stajyerler? Tamam sen sakin ol. Bir şey olmaz. Kendisi birazdan burada olur. Gelince başlarız. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş geldin. İnşallah Feraye. Bu seneki adaylarımız. Arkadaşlar bu yıl bizim için çok önemli. O yüzden hepinizi ben burada görmek istedim. Başlayabiliriz çalışma. Tabii başlayalım hemen. Pardon. Benim burada olmamdan bir arkadaşımız pek memnun olmadı. Neden çıkmak istediğinizi öğrenebilir miyim? Esra?